Herkese selam arkadaşlar. Bugün bir sabah suyu yaptım. Hedef balığım Barakya, Mineri, Sardunay, Sifinay'dı. Balık geç kurmaya başladı. Yakaladım 2 tane Barakya. Ondan sonra balon balığı saktemi kopardı. Biraz moralim bozuldu açıkçası. Ondan sonra takipten takım balayım, biraz gün doğdu. Ama önemli olan denizin haline, rengine, bulanıklığına, ayın durumuna göre sahte seçim yapmak. Size şimdi biraz bunlardan bahsedeceğim. Ama bunlardan bahsetmeden önce kullandığım takımı size tanıtacağım bugün. Hangi takımdan avlandım, hangi sahteleri kullandım, neye göre seçim yaptım, biraz onlardan bahsedeceğim size. Öncelikle kullandığım ekipman. Öyle göstereyim size. Shimano Stradic 4000 yeni seri, 2023 serisi. Kamışım Daiwara Nessa. Kombin yaparken makinanın sarımızına ve kamışın sertliğine göre takımı kombinlerseniz, aksiyon verirken sahtelerinize, maket balıklarınıza yüzdürürken size daha çok yardımcı olur. Uyumsuz bir ekipman, sahteleriniz ne kadar iyi olursa olsun hiçbir zaman size yardımcı olmaz, bunu unutmayın arkadaşlar, veriminizi düşürür. Öncelikle hava Fuji'nin 175'iyle başladım. Fuji Plax. Hava karanlık olduğu için aslında bulanık da su. Bu ağaçların polen dökmesinden dolayı, suyun içinde oluşan tabakadan dolayı su bulanık. Bu yüzden de limon rengi bir sahteyle başladım. Hava 4 gibi başladım. Ondan sonra vuruş alamayınca, verim alamayınca bu şekilde pembeli 6 turunculu havanın aydınlık, aydan dolayı biraz aydınlık bir hava olabileceğini düşünüp bu sahneye geçtim. Bundan da istediğimi alamadım. Daha sonra da sahte küçültmeye karar verdim. Sahtem koptuğu için ilk barakülalar aldım, sahteyi gösteremeyeceğim size. Bu renk bir sahteyle başladım. 145 santim. 21 gram sinking sahteyle başladım. Dediğim gibi ben sahteyi kullanırım ama ağırlığı ve sinking olması benim için çok önemli. Sahtem koptuktan sonra gün biraz aydınlandığı için 145'lik gene kırmızı kafa bir sahteye geçtim. Gene sinking bir sahte, 21 gram. Çantamda kesinlikle 145'lik sahteleri taşırım ve mutlaka denerim. Balık çünkü bazen iştahlı olmayabilir, büyük sahteye salmayabilir, takibe girmeyebilir, bazen çok iştahlı olabilir. Bu yüzden de denemeniz gerekir. Onun için bu sahteyi denedim. Ve çoğunlukla gün doğduktan sonra tüm balıklarımı bu sahteyle aldım. Aşağı yukarı 10 parça sarı turnasifini aldım. 2 adet de baraküda aldım. Güzel bir video çekim yaptığımı düşünürüm. Bu videoya giriş videosu yapamadığım için videoya önce bu şekilde girmek istedim ki videoyu izlerken hangi ekipmanlarla avladığımı daha iyi görebilmeniz için. Bir tane lahos yakaladım, lahosu geri iade ettim. Bir tane balon balığı, sahtemi götüren balon balığını yakaladım. O kuyruğu biraz aksadığı için geri dönemedi, yaralandı. Ben de onu misafir ettim, biraz birlikte balık avlayacak şimdi. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzu bu şekilde tamamlayalım. Bu haftaki videomuz balık avı üzerine olsun. Hem bilgilendirici hem de balık avı yaparak bir video çekmek istedim. Karanlıkta barakülaların videosunu alamadım. Hava karanlık olduğundan dolayı. Yakalandıktan sonraki görüntüleri var, sizlerle paylaşacağım. Ama gün doğarken avladığım sarı tunaların, spinaların nasıl aksiyon verip nasıl yakaladığımı hepsini kayıt altına alabildim. Size bunları paylaşacağım. İzleyip, beğenip, yorum yapıp kanalıma abone olursanız bu tarz videolar daha çok gelecek. Desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.
güzel bir barakuda. Evet arkadaşlar, çok güzel bir barakuda daha aldım. Evet arkadaşlar, bir spina daha aldım.
güzel bir sürü buldum. Barakuda var, sifina var.
Bir tane lağas aldım. Bunu da iade edeceğim şimdi. Ben de derim nerede kaldı acaba? Bir eksiklik var buralarda. Tamam oğlum tamam. Gel de gezmeye götürdüm seni gel. Gidelim bir tur atalım da gelelim. Boya bak ya.